Evet, ilk 48 saat çok önemli dedik. Ekipler bu nedenle canını dişine taktı. Uykuyu, dinlenmeyi bir kenara bıraktı. Enkazdan enkaza koştu. Beton yığınlarının, demirlerin, tonlarca molozun arasından can çıkardı. Çünkü herkes biliyordu ki yarın gece için böyle bir şans olmayabilir. Canlı bulma umudu yarı yarıya azalabilir. Bu nedenle gece boyunca kurtarabildikleri tüm canları ölümün kıyısından yaşama çektiler. Allah beni davet etmiş. Öyle demek. Hadi bismillah. Bir ses, bir nefes. Depremzedeler son nefesini vermeden ekiplerin aradığı buydu. Bir yandan da her enkazın başında da onlardan medet uman çaresiz yakınlara moral oldular. Yürek yangınlarını beton yığınlarının altından çıkardıkları canlarla söndürdüler. Gaziantep'te Ayşe Mehmet Polat sitesinden kurtarılan 3 aylık bebek ve annesi gibi. Operasyona katılanlar sevinç gözyaşları döktü. Kahramanmaraş'ta ekiplerin kurtardığı güreşçi genç çevredekileri hem sevince boğdu hem de moral verdi. Amin abi. Anne, sizin için savaştım. Bezemledim. Mersin'de akıllara durgunluk veren anlar kaydedildi. Bir görevli sıkışan kadına böyle moral verdi. Abla, şimdi buraya betonu kıracağız. Seni çıkaracağız ama kafanı içeriye çekmen lazım. Daha fazla çekelim. Az daha gayret et abla. Seni çıkaracağız. Seni burada bırakmayacağım. Ama sadece senden istediğim beton çıkarsa kafan altında kalmasın. İçeriye çek kafanı. Hatay'dan da zor zamanlarda moral veren görüntüler geldi. Bir binadan ses geldiğini belirleyen ekipler adeta iğneyle kuyu kazdı. 26 saatin ardından iki çocuk enkazdan sağ salim çıkarıldı. İkisi de hemen hastaneye kaldırıldı. Kırıkhan'da da bir kişi gece saatlerinde sıkıştığı yerden kurtarıldı. Abi, yavaş yavaş. Üstünü bile giymeye vakit bulamamıştı. O da ekipler tarafından ambulansa taşındı. Yine gece saatlerinde bu kez İskenderun'da acı bekleyiş mutlu sonla bitti. Ağır yaralı adam enkazdan çıkarıldı. Çok susuz kalmıştı ama içmesi sakıncalı olabilirdi. Ekipler önce dudaklarını ıslattı, ardından da hastaneye gönderdi. Erzurum'dan deprem bölgesine giden ekipler de canlarını dişlerine taktı. Malatya'da 4 kişi enkaz altından çıkarıldı. AFAD ekipleri de mahsur kalanların yardımına koştu. Hadi gözün aydın, bak çok iyi, hadi çok iyi. Hay Allah'a kurban sana, gel buradan gel. Kurtarma ekipleri güneşin batmaya başladığı anlardan itibaren canlarını dişlerine taktı. Emeklerinin karşılığını da aldılar. Diyarbakır'dan ve Malatya'dan birbiri ardına iyi haberler gelmeye başladı. Enkaz altında kalan depremzedeler teker teker çıkarılmaya başlandı. Malatya'da da çöken binada mahsur kalan 4 kişilik aileyi dalgıç polisler kurtardı. 2, 3, 1, 2, 3. Abi yardıma gelin. 80'li yaşlarındaki çift etraflarındaki betonlar kırılarak çıkarıldı. Başından yara alan yaşlı kadını polis sırtında taşıyarak ambulansa götürdü. Tezi kaldırıyoruz abi. Yok. Özlem Otel'in enkazında hayatta olduğu belirlenen 22 yaşındaki genç için de alarma geçildi. Yanında dolap mı var? Genç adamın sıkıştığı ama ağır yaralı olmadığı belirlendi. Enkazdan çekilip çıkarılmasına karar verildi. Su vermek. Boyunluk var mı? Perişan haldeki Fırat Uyan gözyaşlarını tutamadı. Bak, hafif bir su. Ağzını çalkala, içme, tamam mı? Abi, içme. Yaralı genç sedye ile ambulansa taşındı. O anlarda anne babasını aramak istedi. Çok duygusal anlar yaşandı. Allah beni davet etmiş ya. Allah beni davet etmişti ya. Tamam, hiç mi düşünmedin? Yine Malatya'da 3 yaşındaki Miran bebek de 22 saat sonra kurtarıldı. Öyle deme. Hadi bismillah. Allah'a emanet. Onunla birlikte 26 yaşındaki bir gence de ulaşıldı. İkisi de tedavi altına alındı. Kalkalım mı? Kahramanmaraş'ta kat kat betonları kıran ekipler mahsur kalan adama böyle ulaştı. Çekilin. Rahat bir nefes alsın.
18 yaşındaki İlayda Polat da 12 saatlik bekleyişin ardından enkazdan çıkarıldı. Ancak kardeşi Hülya İrem hala içerideydi. Hadi kızım, hadi. Genç kızın hayatta olduğu belirlendi. Yakınlarının gözyaşları arasında endişeli bir bekleyiş daha başladı. Çok geçmeden bir iyi haber daha geldi. Hülya da 12 saat sonra sağ salim çıkarıldı. Bir diğer noktada da 19 saattir enkaz altında olan Alperen isimli çocuk kurtarıldı. Nedim abi, bitirebiliyor muyum? Biraz canına cebi daha sonra. Diyarbakır'da Serin Apartmanı'nda enkaz altında kalan Cemal Bayancuk 26 saatin ardından sağ kurtarıldı. O apartmanın enkazından çıkarılan sadece o olmadı. Biri kadın, iki kişi daha sağ salim çıkarıldı. Osmaniye'de hemşire eşi Naciye Akçakaya ile birlikte oturdukları evin enkazında kalan Doğan Akçakaya da 15 saatin ardından kurtarılanlar listesine adını yazdırdı. Ancak eşi onun kadar şanslı değildi. Osmaniye'de de 24. saatte Deniz Kaya isimli kadın kurtarıldı. Enkaz başında bekleyenlere umut oldu. 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Ancak aynı enkazdan eşinin ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Gecenin en ilginç haberlerinden biri Mersin'den geldi. Üniversite öğrencisi Kader, mahsur kaldığı binanın enkazından 16 saat sonra ailesi tarafından kurtarıldı. Genç kadının 16 saatlik kabusu babası tarafından sonlandırıldı. Diğer tarafa gidelim.